Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 7. sınıf fen bilimleri dersinde tekrar Tayfur hocamızla birlikteyiz. Hocam merhaba. Merhaba. Bu videoda nelerden bahsedeceğiz öğrencilerimize? Hemen bir değinelim. Arkadaşlar bu video böyle dolu dolu bir video olacak. Hı-hı. Yıldızlar, kara delik, takım yıldızı, galaksi ve en sonunda da evrenin oluşumuyla ilgili görüşleri anlatıp dersimizi bitireceğiz. İlk başta gök cisimlerini tanımlayalım arkadaşlar. Uzayda galaksiler, yıldızlar, gezegenler, asteroidler ve meteorların bulunduğu, bunların her birine gök cismi diyoruz. Yani uzayda bulunan her şeye gök cismi diyoruz. Bizim gönderdiklerimiz dışında. Hayır. Aynen. Önce yıldızlarla başlayalım arkadaşlar. Yıldızların şekli küreseldir. Yani klasik bizim... Biz yıldızı niye öyle görüyoruz? Çok uzak oldukları için mi? Evet. Bir de titreşim haline geliyor ışıklar bize. Onun için sanki böyle köşeliymiş gibi klasik yıldız görünümü. Aslında değil. Yıldızımız küreseldir. Yuvarlak. Evet, yuvarlaktır. Yıldızlar canlılar gibi doğuyor, yaşıyor ve ölüyorlar. Yani benzetim olarak tabii canlı değiller ama doğar, yaşar ve ölür diyoruz. Yıldızlar etrafına ısı ve ışık yayan gök cisimleridir. Ömrünü, arkadaşlar dikkat edelim buna. Ömrünü tamamlamamış olan yıldızlar ısı ve ışık yaymaya devam eder. Ama ömrünü tamamlamışlar artık söner, patlayarak sönmüş olurlar. Patlayarak. Evet. Arkadaşlar, yıldızlar sıcaklıklara göre farklı renklerde olurlar. Yani biz incelediğimizde bu yıldızları sıcaklığına göre renkleri ayırabiliyoruz. En sıcak yıldızın rengi mavi ya da beyaz renk. Orta sıcaklıktaki yıldızlar sarı renkte gözüküyor. Daha az sıcaklığa sahip olan yıldızlar da kırmızı. Peki dünyamız, bizim dünyamız hangi renk sıfatına giriyor? Dünyamız, dünyamızı aydınlatan güneş sarı renkli bir yıldız. Orta sıcaklıkta. Evet, orta sıcaklıkta, orta büyüklükte bir yıldız diyebiliriz bizim güneşimize. Işıkları titreşimle görülür. Yani yıldız olduğunu aslında uzaya baktığımızda her şeyin parlak olduğunu biliriz. Çünkü yıldızların ışığını da yansıtır başka gök cisimleri. Ama yıldız olduğumu titreşimli bir ışık yayar. Anladım hocam. Arkadaşlar, peki bu yıldızların doğum yeri neresidir? Bu yıldızların gaz ve toz taneciklerinden oluştuğunu ve bunların ismine de nebula dediğimizi, bir diğer ismiyle de bulutsu dediğimizi bilelim. Bulutsularda görünen şekillerine göre sarma, karanlık, yansıma, küresel, gezegenimsi bulutsu gibi isimler verebiliyoruz bulutsulara. Yani bulutsular yıldızların doğum yeri. Karanlık bulutsunun en tanınmışı atbaşı veya kömür çuvalı. Değişik isimler değil mi? Isimleri varmış, evet. Ya da parlak bulutsular, gökkuşağı, şu parlak bir bulutsu. Ve helezon örnekleri verilebilir. Peki yıldızların yaşam süreci nasıl oluyor? Biz demiştik ki bir yıldız bulutsu ile bulutsuda doğuyor. Evet, bulutsuda doğuyor. Bulutsunun içindeki gaz ve toz bulutları önce bir sıkışıyor. Sıkışınca basınç artıyor. Yoğunluk arttıkça basınç artıyor ve belli bir süre sonra basınca dayanamayıp patlamaya başlıyor. İşte o ilk patlama arkadaşlar sıcaklığın artmasına neden oluyor ve ısı ve ışık yaymaya başlıyor. Böyle bir süreç. Belli bir sıcaklığa geldiğinde yıldızlar ısı ve ışık yaymaya başlıyor. Yıldızlar peki bu ısı ve ışığı nereden yayıyor arkadaşlar? İçindeki hidrojenin helyuma dönüşmesi ile açığa çıkıyor. Yani hidrojen elementi patlayarak, daha doğrusu sıkışarak daha büyük bir element olan helyuma dönüşüyor. Ve büyük bir enerji yayıyor etrafına. Şöyle bir nebuladan oluşacak yıldız çeşitlerini göstereyim çocuklar. Kütlelerine göre değişiyor. Büyük kütleli ve küçük kütleli yıldızlar oluşabilir. Büyük kütleli yıldızlar büyür, süper deve dönüşür. Ve yeşil sanki daha iyi gösteriyor. Süper dev, süpernova patlamasıyla, çok büyük bir patlamadır bu. Patlamasıyla yok olur. Ve artıkları nötron yıldızı ve kara deliğe dönüşür çocuklar. Gelelim küçük kütleli yıldızlara. Küçük kütleli yıldızlar Kızıldev'e ilk başta dönüşür. Kızıldev'den sonra patlamayla gezegenimsi en sonunda da beyaz cüce ve siyah cüceye dönüşür. İçindeki hidrojen yakıtı da biter. Evet arkadaşlar. Büyük kütleli yıldızlar süpernova patlamasından sonra kara delik dediğimiz yapıya dönüşebilir. Hepsi dönüşür mü? Hayır. Hayır. Bazıları pulsara dönüşür. Nötron yıldızı dediğimiz. Bazıları da kara deliğe dönüşür. Kara delik ilginçtir. Çünkü çocuklar çok küçük bir alana çok büyük bir kütlenin sıkışmasıdır. Ve bu kütleden dolayı, kütle çekiminden dolayı etrafındaki her şeyi kendine çeker.
Aynı bir girdap gibi. Evet, bir girdap gibi. İçinde, çevresindeki gök cisimlerini hatta ışığı bile kendisine çekebilir. Bundan dolayı ışığı kendine çektiği için de kara deliktir. Yani oradan bize ışık gelmez. Işığı bile emiyor yani. Aynen. Neredeyse. Ve ışık gelmediği için orada bir görüntü göremiyoruz. Siyah bir görüntü. Ondan dolayı bunun ismini kara delik. Kara delikleri neyle gözlemliyorlar? Yani bilim insanları. Etrafındaki hareketlerden. Etrafındaki evet. Yıldızların, ışıkların gök cisimlerini kendine çekerken oluşan hareketi. Şu gördüğünüz çekiyor kendi etrafına. Bu görüntülerden ortaya çıkıyor. Gelelim arkadaşlar takım yıldızına. Takım yıldızı dediğimiz dünyadan böyle bakıyoruz. Bir arada sergiledikleri özel görüntüleri birleştirerek bunlara takım yıldızı diyoruz. Yani yıldızların bir arada olduğu görüntüdür takım yıldızı. Tek başlarına bulunmuyorlar, bir arada bulunuyorlar. Evet. Biz buna takım oluşmuşlar. Futbol takımı kurmuşlar. Burada yani. Şuna değineyim çocuklar. Takım yıldızları birbirine çok yakın değil aslında. Uzayda biz gök cismine baktığımızda uzay aslında bize çok uzak ve yıldızlar da birbirine çok uzak. Ama biz bunları bir araya getirip görüntü elde edip... O kadar uzağız ki aslında bu kadar uzaklıktaki cisimleri birbirine yakın görüyoruz. Aynen. Belki yaklaşsak bir yıldızdan diğerine isabet etmemiz belki milyon yıl olacak. Milyonlarca ışık yılı uzak olan yıldızlar var. Evet. Dolayısıyla hani bu kadar uzak olduğumuzdan dolayı sanki onları birbirine yakınmış gibi görebiliyoruz. Evet. Ve biz bu uzaydaki yıldızları gözlemleyerek isimlendiriyoruz. Şuradaki yıldız grubunu, buradaki yıldız grubunu şekillendirerek isimler verebiliyoruz. Ve araştırmak için kolaylık sağlıyoruz. Örnek vereyim bir takım yıldızına çocuklar. En bilindiklerini örnek vereyim. Yaklaşık 80'e yakın takım yıldızı var. Büyük ayı. Şuradaki büyük ayı. Şu büyük ayı. Küçük ayı. Üstteki de küçük ayı. Çocuklar ejderha, çoban, kuzey tacı, Orion. Şuradaki görüntüyü gördüğünüz Orion avcı. Zaten şekle bakarsanız ok tutuyormuş gibi. Yayı geriyor filan. Avcı. Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız takım yıldızı. Bunları sen duydun. Büyük ayı mıydı? Yönümüz gece karanlıkta yönümüzü bulmak için kullandığımız kuzeyi gösteren hangisiydi? Kuzey yıldızı mı? Evet. Kuzey tacı burada yok ama kuzey tacının en sonunda görüntü kuzeyi gösteriyor daha iyi. Takım yıldızlarına bakındığında hayvanlara veya belli nesnelere benzetiyoruz. Bu benzetmeler de gökyüzünde araştırmalarımızı kolaylaştırıyor. Mesela buradaki yıldızları birleştiriyoruz ve görüntü Orion'a yani avcıya benziyor. Şu bölgedekiler avcı diyoruz. Avcı takım yıldızı. Bu şekilde isimlendiriyoruz. Yalnız burada bir noktaya değinmek istiyorum. Bol bol şıklarda karıştırılıyor. Çoban takım yıldızı ile çoban yıldızı. Birbirine karıştırılıyor. Takım yıldızı ayrı bir grup halinde, yıldız tek başına. Çoban yıldızı aslında halk arasında Venüs gezegeninin bir diğer adı. Allah sabah Allah. Yıldızı, çoban yıldızı görüntüsünden kaynaklı. Halk arasında kullanılan bir deyim. Ama çoban takım yıldızı şu görüntüde gördüğünüz takım yıldızıdır. Çobana mı benziyormuş bu hocam? Evet, bu görüntüyü birleştiriyorlar, resim çiziyorlar etrafında. Diyorlar bu çoban şekli. Yalnız çoban yıldızı Venüs gezegeninin diğer adıdır. Dikkat edelim, o bir yıldız ya da bir takım yıldızı. Biz arkadaşlar değil. Takım yıldızlarını şu anda görüyoruz. Evet. Evet. Gelelim galaksilere. Bir diğer adıyla çocuklar gökada. Çok sayıda yıldızın, yıldızlar arası gaz ve toz bulutlarının ve gök cisimlerinin bir arada olduğu sisteme galaksi ya da gökada diyoruz çocuklar. Galaksiler biçimlerine göre yani şekillerine göre eliptik, sarma ve düzensiz galaksi olmak üzere 3 çeşittir. Tamam mı çocuklar? Eliptik, oval yani. Bu daha çok oval şeklinde görüntülerdir. Mesela mercek biçiminde olur. Az miktarda gaz ve toz bulunur. Bunlar daha çok yaşlı yıldızlardır. Yani böyle yaşı büyük yıldızlardır. Ve kırmızı yıldızlar da diyebiliyoruz. Mesela Sombrero galaksi bir eliptik galaksidir. Şapkaya benzer. Enteresan. Evet. Sarmal galaksiye gelelim. Bizi daha çok bu ilgilendiriyor. Parlak, çekirdek ve yıldızlardan oluşan uzun sarmal kolları var. Şu gördüğünüz bir sarmal takım yıldızı. Sarmal galaksisi. Sanki dönüyor gibi değil mi? Aynen. Böyle etrafında dönüyormuş gibi. Merkezinde daha çok yaşlı yıldızlar var. Bundan dolayı merkezi daha parlak. Çünkü yaşlı yıldızdan parlaklığı daha fazla. Kollarında ise daha genç yıldızlar var. En önemlisi örnekleridir. Andromeda. Andromeda'da, Samanyolu'da Sarmal galaksiye örnektir. Şimdi bu bizim Samanyolu galaksimizin resmi mi hocam? Evet. Yani bizim içinde bulunduğumuz güneş sistemi şuradaki sistemlerden sadece bir tanesi. Aynen. Yani atıyorum sadece şu bizim güneş sistemimiz mesela. Biz yaklaşık bir galakside 200 milyar yıldız var. Biz bu 200 bin yıldızın içinde şurada bir avcı kolu dediğimiz bir kolda küçük bir yıldızız.
Allah Allah. Evet, birazdan adresimizi ve vereceğim. Bu sadece galaksilerden bir tanesi. Evet. Dünya, yani evrenin ne kadar, yani kainatın ne kadar geniş olduğunu düşünmeye çalışıyorum da hani insan zihninin çok sınırlarını da zorluyor açıkçası. Zaten sınırını bulamadığımız için de evrene sonsuz diyoruz. Yani sonsuz sayıda galaksinin olduğunu düşünüyoruz ve o galaksinin içinde yüz binlerce yıldız var. Ve o yıldızların etrafındaki gezegenler. Allah Allah. Çok büyük bir şey değil mi? Devasa. Dünyanın adresi. Evrene de size dediler ki hadi biz neredeyiz? Biz evrende Samanyolu galaksisindeyiz. Avcı kolunda Güneş sisteminin 3. gezegeniyiz. Adresimizi postaneye bildirebilirsiniz. Çocuklar, son olarak da düzensiz, belirli şekli olmayan galaksiler. Onlar daha böyle düzensiz, dağınık olan galaksilerdir. Hı hı. Gelelim arkadaşlar, uzaydaki... Hep duyduğumuz bir ışık yılı vardır. Ne demek ışık yılı? Çocuklar, normalde uzayda gök cisimleri arasındaki mesafe çok çok büyüktür. Bunları böyle kilometrelerce, metre, 300 metre git, işte şuradaki yıldızın... Navigasyon gibi ilerden sağdan falan yok. Sağdan yok. Çünkü çok büyük bir mesafeden bahsediyor. Aslında biz şimdi bu yıl dediğimiz kavram ciddi anlamda hani enteresan bir şey. Neden diyeceksiniz? Şimdi Güneş'in dünya etrafı, dünyanın Güneş etrafındaki bir tur 365 günde tamamlanıyor ya. Bu aslında evet. Biz bir dünya yılı. Mesela sen kaç yaşındasın diye sorduğum zaman bir insana, atıyorum 30 yaşındayım cevabını verdiği zaman, bu şu anda içinde bulunduğumuz dünya üzerindeki. Evet, dünyadaki zaman. Atıyorum ben Venüs'te daha genç veya yaşlı olabilirim yani baktığın zaman hani bu da enteresan. Farklı bir zaman dilimi veya zaman kavramı çok özel bir şey. Yani bulunduğu gezegene göre özel. Tabii şey ki yani. Bizim dünyamızdaki zaman kavramıyla evrenin herhangi bir yıldızın etrafındaki gezegenlerin hızına bağlı zaman kavramları çok farklı. Çok yani farklı. Gençleşmek istiyorsan hız böyle başka en bir en yavaş yani, hangisi mesela en uzakta olan? En uzak. Neptün. Neptün'e gitsem ben şu anda belki bir yaşında bile değilim yani. Aynen. Turunu tamamlamamış da bir yeni yılını kutlayacağım. Bebeğim ben, okuyorum ben. Evet. Çocuklar, şimdi gök cisimleri arasındaki uzaklığı ışık yılıyla ifade edilen bir uzaklık birimi kullanıyoruz. Yalnız dikkat edin, ışık yılı kavramı bir zaman ölçüsü değil, mesafe ölçüsüdür. Hani yıl kavramı kelimesi bir zamanı belirtir ama biz ışık yılını mesafe olarak kullanıyoruz. Peki ışık yılı nedir? Işık, boşlukta bir saniyede aldığı yol çok devasa bir mesafedir bu. Bir saniyede 300 bin kilometre. Yaklaşık kilometre yol alır boşlukta. Ve biz bir saniye değil, ışığın bir yılda kat ettiği mesafeye ışık yılı diyoruz. Işığın bir yılda kat ettiği yani mesafeye bir ışık yılı diyoruz. Çarpı yılın saniye cinsinden değeri. Allah Allah. Zaten o yüzden biz belki hani bu kadar uzakta olmasına rağmen yıldızların ışığını gece vakti alabiliyoruz. O kadar güneş, yani ışık o kadar hızlı ilerlemeseydi biz belki göremeyecektik. Bazı yıldızların ışıkları bize milyonlarca yıl önceden gönderilmiş ama o mesafeden kaynaklı yeni gelmiştir. Oo. Yani milyonlarca, biz doğmadan, geçenlerde atalarımız şey, doğmadan geçenlerde önce. Geçenlerde bir haber duydum ben televizyondan ya da şeyden internet okudum, çok hatırlamıyorum. Bilmem kaç milyon yıl önce bir patlama olmuş. O patlamanın sesini daha yeni duymuştuk biz. Aynen. Geçen haftanın haberiydi, birkaç gün öncesinin haberiydi. Yani patlama olalı kaç bin yıl, milyon yıl oluyor. Biz daha sesini yeni duymuşuz. Onun yani. Işık dalgaları, onun şey enerji dalgaları, ses daha gelmiyor da uzaydan. Işık dalgaları, onların ışık renklerinden sesi oluşturuyorlar bir sistemle. Ve milyonlarca yıl uzaktan, doğru. Evet. Örnek vereyim. Örneğin dünyaya Andromeda galaksisi 2.537.000 ışık yılı uzakta. Yani biz buralara şu andaki sistemde ulaşmamız mümkün değil. Mümkün değil. Ömrümüz yetmez. Ne ömürler geçer. Gelelim evrene. Arkadaşlar, üzerinde yaşadığımız dünyanın, gezegenin, yıldızların, galaksilerin, her şeyin bulunduğu kavrama evren diyoruz. Hı hı. Ve evrenin sınırlarını hala keşfettirmediğimiz için sonsuz büyüklükte kabul ediyoruz. Çünkü aslında ne bulmamıştı? Bunu nereden bitiyor? Hı hı. Onun için ve sonsuz. Hatta yani hani bu konuda din alimlerinin de şöyle bir laf var. Evrenin sürekli genişlediğini düşünüyorlar. Evet. Yani bilim insanları da bunu söylüyor. Din alimleri de hani Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlere ithaf ederek şeyde bulunarak, atıfta bulunarak evrenin büyümeye, genişlemeye devam ettiğini söylüyor. Aynen. Ve yani bu bilimsel olarak da ispatlanmış birkaç deneyle var. İnsan zihninin sınırlarında hani ben düşünemiyorum yani ne kadar geniş olabildiğini düşünemiyorum şahsen. Yani beynim bunu almıyor benim. Ve paralel evrenlerden de bahsediliyor. Birden fazla evrenin olduğu teorileri de var. Çok ilginç şeyler. Evet. Gelelim çocuklar. Evren mi, uzay mı daha büyük? Arkadaşlar, uzay dünya dışında kalan evren. Yani dünyanın içine almıyoruz. Mesela uzaylı dediğimizde aslında dünyalı değil o. Dünya dışında filmlerde herhangi bir yerden. Evet. Dünya dışında kalan her şey uzay diyoruz. Evren ise dünyayı da içine alıyor. Bundan dolayı evren uzaydan daha büyük. Evet. Evet.
dünya dışındaki her şeye uzay diyoruz ama dünyayı da dahil edersek buna evren diyoruz. O zaman evren uzaydan büyüktür. Büyüktür. Evrenin oluşumuyla ilgili ise iki görüş var. Birincisi Newton'un görüşü. Ünlü fizikçi Newton. Evet, Newton diyor ki evren hareketsiz ve başlangıcı olmayan, dolayısıyla sonu da olmayacak görüşüdür. Yani bir fotoğrafı çekiyorsun, o fotoğraf hep aynı kalıyor. Sonsuza dek. Yani büyü, demin üzerine konuştuğumuz büyüdüğü olayını Newton savunmuyor açıkçası. Böyle, bu böyle gelmiş. Sonsuza kadar da böyle gelecek. Bu görüş Newton'un hareketsizlik ve başlangıcı olmayan evren görüşüdür. Yani böyle geldi, böyle gidecek ve hiç değişmeyecek. Demiş Newton. Evet, gelelim ikinci ve birçok bilim adamının kabul ettiği görüşe. Büyük patlama görüşü, Big Bang. Big Bang. Bu teoriye göre de evren büyük bir patlamayla yaklaşık 15 milyar yıl önce oluştu. Ve dünya, evren günümüze kadar da geldi. Yani herkes şeyi merak ediyor değil mi? Hani bunun başı neresi? Yani evet. 15 milyar yılı gelen yok, duyan yok. Yani bizim bildiğimiz hani Hazreti İsa'nın doğumuyla başlayan 2000 yıllık bir, belki de milattan öncesi, belki 10.000 yıllık tarihin bir şekilde kalıntılarıyla ulaşarak yorum yapmaya çalışıyoruz. Şimdi dinozorlar mesela hani 5 milyon yıl önce yok olmuştur falan filan gibi şeyler söylüyoruz ya. Hani ilk en başta ne oldu? O evet. Hakikaten çözülmeyen, sadece bilim insanlarının varsayımlarından şu anda hareket ediyoruz. Yani 15 milyar yıl öncesinden bahsediyoruz. Yani bunun bilinmesi ya da işte hesaplanması falan çok da mümkün görünmüyor. O en başta ne olduğunu hala merak ediyoruz. Matematiksel teorilerle fikirler atıyorlar ortaya ve birçok bilim insanı Big Bang, yani büyük patlamayı destekliyor. Ki onunla ilgili kanıtlanmış şeyler de var. Şimdi bahsedelim. Big Bang teorisine göre evren 14 milyar yıl önce büyük bir patlamayla oluştu. Ondan sonra galaksiler, galaksilerden sonra işte yıldızların etrafında dünya. Dünyanın yaklaşık 4-5 milyar yaşı var. Büyük Bang patlaması da 14 milyar yıl önce oluşmuş bir patlama. Ya şimdi düşünsene, bir patlama oldu diyorsunuz ama ortaya çıkan hani galaksiler, bunların yani gezegenlerin birbirinin etrafında dönmesi, işte bazılarında yaşam olması, bazılarının mesela hani Güneş'in etrafında dönen gezegenlerden bile bahsetmek gerekirse hepsinin kendine has özellikleri var. Yani biri işte son iki sonlara yakın olanlar buzlu, en baştakiler çok sıcak, evet. İşte bakır, Mars'ta bakır dolu, işte yaşamın bulunduğu tek gezegen Dünya. Şimdi sadece bu bir patlamayla bütün gezegenlerin farklı özelliklere sahip olması bile bir garip bir şey. Evet, yani. Öyle bir şey ki diyorlar ki bu nokta, patlamayla başlayan nokta sıfır hacime yakın bir hacim, sonsuz bir kütlenin sıkışmasıyla. O noktanın patlamasıyla oluşmuşmuş. Yani sıfır hacime yakın bir hacim, sonsuz bir kütle sıkıştığı bir nokta ve o noktanın patlamasıyla evrenimiz hala büyüyor. Bu büyüme ile ilgili Hubble bir fikir ortaya atmış. Demiş ki, bu Hubble ünlü teleskobun, evet, adının isim babası olarak. Atıfta bulunarak teleskobun isminde Hubble vermişler. Hubble demiş ki galaksiler birbirinden uzaklaşıyor. Bunu bir balon deneyine benzetebiliriz. Balonla noktalar koyarsak ve şişirirse o noktalar birbirinden ne olur? Uzaklaşır. Balon içindeki gazdan bahsediyoruz, evet, değil mi hocam? Balonu şişirdiğimizde, balonun dışındaki plastiğe noktalar koyalım. Balonu şişirelim. Noktaların birbirinden uzaklaştığını görüyoruz. Diyor ki galaksiler de birbirinden uzaklaşıyor. Ha, çünkü patlama noktasından giderek, evet, ayrıldıkları eşitler. Uzaklaşıyorsa bu büyüyor anlamına geliyor evren. Evren büyüyorsa da öncesi küçüktür. Daha öncesi daha küçüktür. Ve böylece filmi geri sardığında bir noktaya varıyorsun. Big Bang teorisini destekliyor. Ve Hubble teleskobu da evrenin genişlediğini kanıtladı bize. Yani evrenimizdeki galaksiler birbirinden uzaklaşıyor. Giderek uzaklaşıyor diyor. Böylece Big Bang teorisi daha çok destek aldı bilim adamları tarafından. Zaten bunları hani gözle görünce de zaten teleskoplar vasıtasıyla, teleskop vasıtasıyla bu fikri de desteklemiş, evet, oldu diyoruz. Çocuklar, bu balon deneyini unutmayın. Balon Big Bang teorisini destekliyor. Evet hocam, teşekkür ederiz. Gök cisimlerinden bahsetti hocamız. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Arkadaşlar, öncelikle kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz ki açtığımız videolardan anında haberdar olasınız diyoruz. Ve yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz hepinize.